akrabanız olduğunu söyleyen birisi var efendim kapıda. Sizi görmek istiyor. İyi de kızım, adı sanı yok mu bunun? Kimmiş sabah sabah? Memleketten geldiklerini söylediler efendim, akrabanızmış. İsmi Cem Ali. Yanında bir kadın, bir de bebek var. Cem Ali mi? Al kızım al. Bekletme kapıda. Girsinler içeri hemen. Peki efendim. Peki şimdi ne olacak? Ben de bilmiyorum ki Melih abi. Yani bağ bahçeyi sattık, elimizde olanı da oğlumun tedavisi için harcayacağız. Sonrası da Allah kerim. Sağ ol bacım. Afiyet olsun. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Melih abi, en son 15 yaşında gelmiştim İstanbul'a. Yani yer yurt bilmem. Bağdan, bahçeden başka bir zanaatım da yok. Abi, ne iş olsa yaparım. Hani bize bir el versen. Hayırlısı. Bakarız inşallah bir hal çaresine. Allah razı olsun abi. Zeliha, gel kızım. Buyurun efendim. Yukarıdaki odayı hazırla. Misafirlerimiz bundan sonra orada kalacaklar. Peki efendim. Sağ olun. Oturalım. Allah Melih abiden razı olsun. Bize evini açtı. İnşallah onu mahcup etmeyiz. Babasının ayına yapmadı ya. Zamanında babam da babasına hizmet etmedi az yani. Hem şoför lazımmış, başkasını alacağına beni aldı işe yani. İyi akşamlar. Yemek hazır. Melih Bey sizi aşağı bekliyor. Tabii tabii efendim. Melih abiyi bekletmeyelim. Hemen geliyoruz. Sağ olasın bacım. Sağ ol. Görüşürüz. Hadi hadi, bir de bekletmeyelim adamı, hadi. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Melih amca, ne içiyorsun? Senin en çok sevdiğinden. Yaşasın. Limonata. Canım çok acıdı. Ah be aslan parçası. Ah be oğlum. Ah. Ah be oğlum, sanki kaçıyor limonata. Dikkat etsene azıcık. Hadi sen oksijenli su getir, çabuk. Tamam. Hoppa, gel çok bakalım. Çok acıyor amcacığım. Aslanım benim. Ayağını daima yere sağlam basacaksın oğlum, tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi bak. Ben doktor olacağım, tamam mı? Sen hasta. Hadi bakalım. Şimdi açalım dizini. Hoppa. Evet. Evet bakalım. Oy 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 oy. Düşmüş mü benim torunum? Evet. Üf. Yine mi yaramazlık yaptın be çocuk? Seni duyan da hayatında hiç düşmemiş sanacak. Üf. Ver. Hoppa. Evet.
Üfle annesi. Üf. Acıdı mı? Çok acıyor. Çok acıdı öyle mi? Üf. Cemal'i seni dinliyorum. Abi nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Hayırdır? Ne oldu? Ali. Ne olmuş Ali'ye? Ya geçen gün durup dururken burnu kanadı. Şimdi doktor ilaçları kesti. Yani acaba diyorum hani başka bir doktora falan mı göstersek? İyi de doktordan memnundunuz. Bebekliğinden beri o takip etmiyor mu Ali'yi? Ama içime sinmiyor diyorsan şu Mehmet Bey'in bahsettiği doktora gidersiniz. Masrafları neyse öderiz. Merak etme. Üç, beş, altı, yedi. Al şunu, al. Ne gerekiyorsa yap. Sonuçları aldıktan sonra bir iki doktora daha gösteririz. Çek etmek için. Benim birkaç saatlik işim var. Toplantı için Levent'e gideceğim. Sen de eve git, Ali'yi al. Hiç zaman kaybetmeyelim. Tamam abi. Beni merakta bırakma. Sonuçları alır almaz ara. Tamam abi, ararım. Hadi. Aa. Hayırdır Cem Ali? Bu saatte ne işin var evde? Cem Ali, bir şey mi oldu? Niye geldin eve? Bak kızım, keş para. Kafamızı kullanırsak bunlara deste deste sahip olabiliriz. Melih abi sağ olsun. Ne parası bu? Nereden çıktı? Niye verdi ki Melih abi bu parayı sana? Ali çok hasta dedim. Durumu kötü dedim ve çıkardı verdi. Ne? Ali hasta mı? Benim niye haberim yok? Bak bilmediğin bir şey varsa söyle. Biliyorsun da söylemiyorsan. Kızım bir dur, celallenme Allah Allah. Ali iyi, aslan gibi maşallah. Paraya ihtiyacım vardı. Ben de gittim. Melih abiye yalan mı söyledin yani? Bak kızım. Para bu, para. Öyle ha deyince kazanılmayacak kadar çok para. Ama haram para bu Cem Ali. Hamdolsun yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda. Kalacak yerimiz de var, işimiz de var çok şükür. Kadın, neyin var da şükrediyorsun ha? Neyin var da şükrediyorsun? Evmiş, işmiş, salak salak konuşma. Şu yaptığımızda karın tokluğuna çalışmak derler. Gel buraya, gel. Gel buraya, gel. Bak şu eve, bak görüyor musun ha? Koca evde, koca evde sana ait ne var söyle. Melih Bey'in sahip olduklarının bekçiliğini yapıyoruz yalnızca. Ha? 5 sene... 5 senedir bir arpa boyu yol gidemedik. Yeter artık, yeter. Cem Ali, gözünü seveyim yapma. Huzurumuzu kaçırma. Ne güzel yaşıyoruz işte, Allah'a şükür her şeyimiz var. Senin yaptığına düpedüz nankörlük denir. Adam bir dediğimizi iki etmiyor ya. Evladımızın sağlığı için ecnebi vatanlardan ilaçlar bile getirtti. Baba! Gel canavarım benim, hop aslan parçası. Bak, sen kendini hiç yorma hayatım, hiç yorma. Ben ne yapacağımı çok ama çok iyi biliyorum. Hadi sen şimdi git, bana çay may bir şey getir. Hadi yürü, hadi yürü git. Demli olsun. Oğlum? Ne yaptın oğluşum? Hadi gel anlat bana, ne alemdesin? Oynadın mı bol bol? Ah benim benim oğlum. Baban çok büyük paralar kazandı. Sana bir sürü şey getirecek.
Saçın biraz uzamış mı ne? Firuze, bırak yavrum şunu oraya. Gel otur şöyle biraz. Neyin var kızım? Akşam yemekte de iyi görünmüyordun. Bir şey yemedin. Bir sorun mu var? Yok, bir sorun yok Melih abi. Öyle bir rehavet çöktü üstüme dünden kalma. Erken yatarım, yarına bir şeyim kalmaz. Ali'ye üzülüyorsan sıkma canını. Ben ne gerekiyorsa yapacağım. Allah'ın izniyle daha önce nasıl atlattıysa paşamız yine öyle atlatacak. Sağ olun Melih abi. Ölene kadar hizmetini görsek yine de hakkını ödeyemeyiz. Ali'yi de merak etmeyin siz. Öylesine bir burun kanaması bence. Havalardan olmalı. Bak Melih amca, resim yaptım. Gel bakalım. Aferin benim aslan torunuma. Bu ne? Kuş. Peki bu ne? Ağaç. Bu sen, bu baban öyle mi? Hayır Melih amca. Bu sensin. Bu da ben. Ne yapıyorsun sen? Asıl sen ne dolaplar çeviriyorsun? Onu söyle. Bu kadar parayı nereden buldun? Kes sesini be. Üzerine vazife olmayan işlere de karışma. Aklım geç geldi benim başıma. Yoksa şimdi var ya, bunun 3 katı para olurdu hesabımda. Geç bile kaldım. Firuze. Bak. Bununla ilgili eğer birine tek kelime bile edersen. İyi de nereden buldun? Nasıl ya? Buldum işte. Sana ne? Eğer çeneni kapamazsan tıpış tıpış babanın evine gidersin. Ali'nin yüzüne de hasret kalırsın. Anladın mı? Cem Ali, bana bu parayı nereden bulduğunu söyleyeceksin. En azından bu kadarını bilmek benim hakkım. Ben senin karınım ya. Çocuğunun annesiyim. Ya benzinden, şirketten, marketten, kasaptan, oradan buradan tırtıkladım işte, tamam mı? Ya rahat ol. Melih Bey'in ruhu bile duymadı. Herifte gani gani para var. 3'ün 5'in hesabını mı yapacak? Bana bak canım. Aklını başına al. Şöyle birlikte hareket edersek var ya, kısa sürede şu gördüğüm parayı 3'e 5'e katlarız. İnanamıyorum. Sen ne zaman böyle bir adam oldun Cem Ali? Ulan varlık içinde yokluk çekmek istemiyorum. Anlamıyor musun be kadın? 5 sene 5. Koca 5 sene. Hani ne sahibi olduk? Melih Efendi kral, sen ben de onun soytarları. Ya kadın, farkında değil misin? Herif Ali'nin yüzü suyu hürmetine bizi burada tutuyor. Yok yok. Sen gerçekten iyi değilsin Cem Ali. Kurban olayım, son ver buna. Melih abi öğrenirse yıkılır. Nereden öğrenecek lan Melih abin? Ha? Nereden öğrenecek? Eğer ona bir şey söylersen, ona bir şey söylersen... Andım olsun, andım olsun seni mahvederim Firuze. Mahvederim, anladın mı? Anladın mı kadın? Beni anladın mı? Ah!
Akşama bir şey hazırlama Firuze. Yemeği hep birlikte dışarıda yiyelim bu akşam. Abicim sen bilirsin. Tabii sen nasıl uygun görürsen. Çocuğun ilaçlarını yanınıza almayı unutmayın. Ha, bu arada aranızda ne var bilmiyorum ama ben evimde huzursuzluk istemiyorum. Cemali, Piruze'yi üzersen karşında beni bulursun ona göre. Yok abi, ben niye üzeyim? Yani şimdi Ali biraz hastalanınca tabii gerildi biraz. Hı. Ondan böyle işte biraz tatsız. Öyle değil mi Piruze? Doğru. Melih abi iyiyim. Lütfen onca iş arasında bir de bizi düşünmeyin. Akşam kaç gibi hazır olalım? 7 gibi. Konuşuruz gün içinde. Hadi kal sağlıcakla. Biz çıktık. Hayırlı işler. Sağ ol. Gittim bastım frene. Allah. Bir dakika. Buyurun Melih Bey. Kızım, avukat Demir Bey ve muhasebeci Sinan'ı bana gönder. Hemen efendim. Ne istiyormuş? Muhasebeci ve şirket avukatının odasını istiyor. Demir Bey, Melih Bey sizi odasına bekliyor. Tamam. Sinan Bey, Melih Bey sizi odasına bekliyor. Tamam. Arkadaşlar, beni iyi dinleyin. Ben şirketi devretmek istiyorum. Bu da nereden çıktı Melih Bey? Yaşlandım. Emekli olmak istiyorum diyelim. Peki Melih Bey, çalışanlar ne olacak? Şirketin devir işlemleri sırasında personelin iş garantisini talep edelim. Baktık ki alıcılar personel değişimi istiyor. O zaman bir ay önce çalışanlarımızı bilgilendirir, tazminatlarını ödemek koşuluyla işlerine son veririz. Yönetim kurulunun bu aldığınız karardan haberi var mı? Onlara da uygun bir dille izah edilir. Kimseyi mağdur edecek değiliz. Herkes hak ettiğini alacak. Peki Gebze'deki dükkanlar ne olacak? Dükkanları da satışa çıkarın. Birkaç hayır kurumu var. Oraya bağışlayacağım. Ulan hayır kurumuna bağışlayacakmış. Ben başıma gelecekleri biliyordum. Ulan kaldık mı dımdızlak ortada şimdi? Demir. Buyurun efendim. Vasiyetimi de vermek istiyorum. Bu da nereden çıktı Melih Bey? Nereden çıktı var mı oğlum? Yaşımız almış başını gitmiş. Bir ayağımız çukurda. Yarına çıkacağımızın garantisi mi var? Her şey yerini bulsun. Allah size uzun ömür versin Melih Bey. Amin. Tamamdır. Melih Bey, ben notlarımı aldım. Satış işlemlerine yönetim kurulu toplantısından hemen sonra başlayacağım. Vasiyetiniz için de bugün odanıza tekrar uğrarım. Hı hı, tamam. Müsaadenizle. Tabii. Müsaadenizle. Buyurun. İyi günler. Ellerine sağlık kızım. Şifa olsun. İyisin değil mi Melih abi? İyiyim iyiyim. Yemeği çok kaçırdık ondan.
Yemek için tekrar teşekkürler. Lafı mı olur hiç? Ne demek kızım? Afiyet olsun. Ben yatıyorum çocuklar. Cemal'im, sabah erken çıkmamız lazım. Notere gideceğiz. Tamam abi. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Of. Otur Cemal'i, kalk Cemal'i. Otur Cemal'i, kalk Cemal'i. Maymun ettiniz lan Cemal'i. Ama ben yapacağımı biliyorum. İyi ki de erken çıktık evden. Yoksa trafiğe kalacaktık. Sabah sabah noterde sakindi. İyi oldu vallahi. Haklısın abi. Heh. Cemal'im. Çıktı mı Ali'nin tahlil sonuçları? Bugün yarın çıkar abi. Hangi doktor gördü? Arayıp hızlandıralım işi. Vallahi abi soy ismini hatırlamıyorum şimdi. Ama zaten ben bugün bir boşlukta uğrayacağım. Hem zaten bir sorun olursa haber veririm ben size. İyi bakalım. Ama iki günden uzun sürerse mutlaka haberim olsun. Bilelim de bir an evvel ne gerekiyorsa yapılsın. Siz de kalbinizi bozmayın. Maşallah, iyi görünüyor kerata. İnşallah abi. Canları sıkılmasın diye ne ona ne anasına bir şey soramıyorum. Yine iğneli günlere dönmeyelim de. Neydi o günler? Ağlaya ağlaya gidiyordu kliniğe. Öyle vallahi abi. Efendim? Sorsan da bir şey değişmezdi. Nasılsa tedbirimi aldım ben. Bak aslanım. Şimdi biz seninle çarpışan arabalara gideceğiz. Seninle gezebilmek için iş yerindekilere mahsusçuktan oğlum çok hastalandı. Onu doktora götüreceğim dedim. Yani olur ya Melih amcan sana ikimiz hastaneye gittik mi diye sorarsa evet gittik diyeceksin. Anlaşıldı mı? Yani kimse çarpışan arabalara gittiğimizi bilmeyecek. Bu babayla oğul arasında bir sır. Anlaştık mı akıllı oğlum? Ama yalan konuşulmaz ki baba. Olmaz. Doğru. Peki oğlum. Sen bilirsin. Gitmeyelim o zaman. Neyse. İlk defa ikimizin sırrı olacaktı ama. Gidelim baba, gidelim. Tamam, ikimizin sırrı olsun. Kimseye bir şey söylemeyelim. Aferin benim aslan oğlum. Söylemeyeceğiz de. Hadi bakalım. Çayımızı içelim. Ondan sonra çarpışan arabalara gidelim, tamam mı? Yaşasın. Oo. Harika bir haber. Bu kadar çabuk mu? İyi bakalım. Tamam, görüşürüz. Hayırdır abi? Şirkete yarın alıcılar gelecekmiş. Kapora bile getireceklermiş. Şaka maka, ekmek teknem elden gidiyor. Hayırlısı olsun abicim. Amin. Ben müsaadenizi isteyeyim. Tabii evladım. Alo. İbrahim. Aldım kardeşim. Emanetleri aldım. Üçü de burada. Sağ ol. Sağ olasın kardeşim. Eyvallah.
Hayırdır Cemal'i? Ya yarın şirkette çok iş varmış da erken gidecekmişiz. Sabah ne giyeceğime bakıyordum ben de. Dur ben sana yardım edeyim. Tamam hallettim işte bunu giyeceğim tamam. Ali ne yaptı? Uyudu mu? Uyudu. İyi. Kim var orada? Cemal'im. Ne yapıyorsun sen burada? Bu anahtarlar niye orada? Yoksa... Hayır. Allah belanı versin be adam. Nasıl yaptın bunu? Nasıl kıydın? Al, al, al gözün doysun. Al, al değer mi ha? Değer mi? Değer mi be? Değer mi? Allah belanı versin. Değer miydi? Değmez. Ama sana hiç değmez. Sen beş para etmez bir adamsın. Lan yeter lan yeter. Yeter. Beni deli etme kadın. Delirtme bak seni de öldürdüm. Ne yaptığımı görüyor musun ha? Aynısını sana da yaparım. Tamam mı? Şimdi elimi çekeceğim, gıkını duymayacağım, tamam mı? Tamam mı? Bırakıyorum. Toparlan vaktimiz yok. Polisler cesedi bulmadan önce buradan gitmemiz lazım. Hadi, hadi. Hadi git hazırlan. Hadi, hadi ne duruyorsun? Hayır. Hadi. Hayır, biz hiçbir yere gelmiyoruz. Sen istediğin yere gidebilirsin. Bırak bizi Cemal'e lütfen. Sen ne diyorsun? Üçümüz beraber gideceğiz. Üçümüz gideceğiz. Hayır. Peki tamam, tamam. Sen cesetle baş başa kal. Ben oğlumu alıp çıkıyorum. Hayır. İzin vermem oğlumu götüremezsin. O zaman oğlunu hazırlayacaksın. Buradan üçümüz çıkacağız anladın mı? Anladın mı?
Hadi seni be çabuk. Sakın bir yere kaybolma. Bak, kapıyı üstüne kilitleyeceğim. Sakın bir yere kaybolma, tamam mı? Tamam mı? Tamam. Hayırdır abi gecenin bu vaktinde? Hayırdır hayır. Ya Melih abi uyku tutmamış da. Önemli dosyalar varmış, onları almamı istedi. Sabah erkenden notere falan gidecekmişiz de. Tamamdır abi, buyur gir. Eyvallah kardeşim. Aldım kardeşim. Dükkan sana emanet. Hadi iyi geceler. Hadi eyvallah. İyi geceler, görüşürüz abi. Baba biz nereye gidiyoruz? Tatile çıkıyoruz oğlum. Melih amca gelmiyor mu? Melih amcanın işi varmış. İşi bitsin sonra gelecek, tamam mı? Benim çok işim var. Tamam oğlum, ileride bir tesis var, tamam mı? Tesiste duracağız, çişini yaparsın. Hadi uyu artık. Oğlum sık dişini, tesise gideceğiz işte.
Sakın bir oyun oynamaya kalkma. Çocuğu ben götürürüm. Hadi yürü. Yürü! Sağ taraftan. Yürü hadi, yürü, yürü, yürü. Arabada buluşuruz. Bana bak. Geç kalırsan beklemem, gideriz oğlumla ona göre. Hadi çabuk ol. Tamam. Korkmayın. Yardımınıza ihtiyacım var. Cep telefonunuzu kullanabilir miyim lütfen? Aslan oğlum. Hadi be, nerede kaldın hadi? Geldim, geldim. Geç, geç. Geç oğlum, geç. Şüpheli araç durduruldu, tamam. Hep böyle mi bu adam? Deli mi ne? Niye gülüyor? Ağlanacak haline gülüyor. Herif yok yere akrabasını öldürmüş. Akraba da akrabaymış. Yıllarca buna evini açmış. İş vermiş, aş vermiş. Aslı oğlunu tedavi ettirmiş. Besle kargayı. Öldürdüğün adam senin öz be öz oğluna köş bıraksın, sana da dükkan. Vay be. Köşklerde yaşamak varken hapislerde çürüyecek hıyar. Thank you.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.